Merhaba arkadaşlar, ben uzman fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu bel fıtığı probleminden müzdarip olup böyle bacaklarına yayılan ağrı şikayeti olanlar için çok kolay iki uygulama olacak. Bu iki uygulama da gerçekten ağrınızı o an için tamamen rahatlatabilir ya da aniden belinize saplanan o ağrıyı azaltabilir ve devamlı egzersizleri de uygularsanız uzun vadede çok ciddi bir geri dönüş alabileceğiniz egzersizler. Aslında egzersiz diyemeyeceğim, çok basit bir uzanma metodu. Bu metodu gerçekten deneyerek o bölgedeki ağrıyı bacaklara inen, vuran, sizin hareketinizi limitleyen, hareket etmekten sizi soğutan ağrıyı azaltabilirsiniz. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi gelin öncelikle kısaca bu fıtık neden bu kadar şiddetli ağrı oluşturuyor ondan bahsedeyim. Daha sonra da size şu iki çok kolay yöntemi anlatarak videoma devam edeyim. Öncelikle fıtığın neden bu kadar şiddetli ağrıya neden olduğunu fıtığı size açıklayarak anlatmak isterim. Omurların arasında diskler var. Ne zaman ki bu diskler bu şekilde, aslında biraz şekil değişikliği diyelim, bombeleşme diyelim ya da bazı durumlarda oradaki annulus fibrosus dediğimiz liflerin biraz ayrılması ya da yaralanması durumunda işte omurgamızın içindeki bu sinirlere bası oluyor. Bu basının sonucunda da etkilenim düzeyine göre ayağa kadar, dizin arkasına kadar, ön bacakta ya da arka bacakta ağrılar oluşabiliyor. Bu ağrılar bazen zonklayıcı, bazen bıçak batması gibi, bazen sizi yürütmeyen ağrılar olabilir. Ama şimdiki söyleyeceğim bu omurların arasındaki yükü alma uygulamasını tam da bu şekilde o bölgede bir baskı varsa, ağrı varsa, yürütmüyorsa, ayağınızın üzerine bastığınızda çok şiddetli, keskin bir ağrı giriyorsa uygulayabilirsiniz. Bu uygulama çok basit bir uzanma uygulaması olacak. Bu uygulama için sizden isteyeceğim şey sadece bir yastık olacak. Hemen uygulamayı göstermek istiyorum. Şimdi biz yastığı ne için kullanacağız? Yastığı bu bası olan omurların arasındaki disklerin arasını açmak için kullanacağız. Burada görselini paylaştığım gibi biz bu pozisyonu aldığımızda omurların bası yaptığı yeri biraz böyle ayırmaya, açmaya çalışıyormuşuz gibi aslında bir hedefimiz olacak. Ve bu gerçekten uygulamayla birlikte sadece 3-4 dakika gösterdiğim şekilde yaparak, yani yatarak o bölgedeki baskıyı azaltabilir ve bacağınıza vuran ağrıları gerçekten en aza indirebilirsiniz. Uygulama gördüğünüz gibi çok basit bir uygulama. Bu şekilde sizden istediğim karnınızın altına yastık alarak bu şekilde yüzüstü uzanmanız olacak. Bu sayede az önceki söylediğim gibi omurlarımızın arasını açarak baskı yapan bölgeyi gevşetmeye hedefleyeceğiz. Yastık miktarı size bağlı. O bölgedeki o gerilmeyi, o açılmayı tek yastıkla hissediyorsanız lütfen tek yastık kullanın. Ama birden fazla yastıkla o bölgeyi destekleyerek o bölgedeki ağrının azalmasını sağlayabilirsiniz. Burada gösterdiğim gibi İstediğiniz herhangi bir yastık tipiyle hiç fark etmez. Yeter ki bel bölgesini yükselterek uzanın. Çok basit. 5 dakika boyunca bu şekilde uzanmanızı istiyorum. Özellikle size doktorunuz L4-5 ya da L5-S1 gibi bir tanımda bulunduysa bu bölgelerin arasındaki disklerde fıtık ya da benzeri bir durum var diyorsa işte bu uygulamayı kullanmak gerçekten sizi çok rahatlatabilir. Gün içerisinde aklınıza geldiğinde 2 ya da 3 defa 5 dakikalık uygulama o bölgenin gevşemesi için size çok fayda sağlayabilir. İkinci yapacağımız uygulama da gerçekten çok basit bir uygulama. Az önce o bölgeyi böyle gevşettik, o bölgedeki baskıyı azalttık ve bacağınıza vuran, belki de kalçanıza bıçak sapması gibi saplanan ağrıyı ortadan kaldırdık. Şimdi gelin birazcık da o bölgeyi uyaralım ki o bölgenin dolaşımı artsın. Ne kadar çok kan gelirse o kadar çok can gelir sözünün gerçekleşmesini sağlayalım. Yani ne demek istiyorum? Şimdi o bölgeyi uyararak aslında o bölgede bir iyileşme başlatmaya çalışacağız ve fıtığınızın geri çekilmesine, aslında iyileşmesini başlamasına olanak sağlayacağız. Ve yine yapacağınız ikinci yöntem de çok basit bir yöntem. Hemen gösterelim. Sizden istediğim bu yöntemde bu şekilde isterseniz dirseklerinizin üzerinde durarak, isterseniz sadece bir yastığa
bu şekilde uzanarak bel bölgesine hafif bir kompresyon, yani baskı uygulamanızı isteyeceğim. Bu baskı sırasında özellikle o fıtığın olduğu bölgeye uyarı yapmış olacağız ve fıtığın iyileşmesi için vücudun o bölgeye odaklanmasını sağlayacağız. Bu şekilde isterseniz yastığa sadece uzanarak, isterseniz hafif dirseklerinizin üzerine doğrularak bu şekilde egzersizi uygulayabilirsiniz. Dirseklerinizin üzerinde olduğunuzu varsayalım. Bu şekilde 10-15 saniye boyunca beklediniz. Daha sonra sizden istediğim hafifçe tekrar yüzüstü uzanarak o bölgeyi dinlendirmeniz olacak. Bel bölgenizi aşırı kasarak uygulamanızı istemiyorum. Bırakın biraz iş yükünü kollarınız paylaşsın. Kollarınızın üzerine ağırlığı verin. Yeter ki bel bölgesi bir şekilde uyarılabilsin ve bir şekilde iyileşmeyi başlatabilsin. Evet arkadaşlar, bugünkü göstereceğim iki yöntem bu şekildeydi. Eğer sizin de böyle bir probleminiz varsa az önceki gösterdiğim dekompresyon, yani baskıyı azaltma yöntemini mutlaka omurganızın üzerinde deneyebilirsiniz. Ama halihazırda bu problemle savaşırken bunu denediniz ve ağrılarınız azalmıyorsa da lütfen ikinci dediğim yöntemi deneyin. İkinci dediğim yöntemde de tam aksine kompresyon yaparak, videoda da anlattığım gibi, o bölgede iyileşme, uyarılma olmasını hedefleyeceğiz. Videonun içeriği dışında söylemek istediğim çok önemli bir detay daha var. Eğer bel fıtığı, boyun fıtığı gibi problemleriniz varsa 3 şeye çok dikkat etmenizi istiyorum. Öncelikle eğer hareketsiz bir yaşamınız varsa fıtık hareketsizliği sevmez. Mümkün olduğunca ev içi yürüyüşler yaparak, boyun bölgesinde ise boyun bölgenizi ağrısız bir şekilde hareket ettirerek sürekli o bölgenin dolaşımını artırmaya hedeflemelisiniz. Unutmayın, kan varsa can var diyebiliriz. Yani ne kadar çok kanlanırsa o kadar kolay iyileşebilir. İkinci söylemek istediğim de aslında o bölgeyi sürekli uyarmanız. Ne demek istiyorum? Egzersizleri bir hafta, iki hafta yaptınız. Ağrılarınız azaldı, günlük yaşama dönüş sağladınız. Ama baktınız ağrılarınız azalınca egzersiz yapmaya ihtiyaç duymadınız. İşte burada maalesef hata ediyorsunuz. Evet, erken dönemde bu ağrılar azalabilir, uyuşma karıncalanma azalabilir ama iyileşme devam eden bir süreç. Dolayısıyla aklınıza geldikçe ve mümkün oldukça egzersizleri yapmaya devam etmelisiniz. Ve üçüncü de aslında aynı şeyi ifade ediyor ama iyileşmeyi düşündüğünüzde, yani ben artık iyileştim, günlük yaşamımda çok daha iyiyim dediğinizde egzersizleri bıraktığınız gibi bir de günlük yaşamda çok ciddi aktivitelere girişiyorsunuz. Ağır kaldırmak olabilir, spor yapıyorsanız bir anda aynı seviyede spora dönmek olabilir. Gün içerisinde sürekli ayakta çalışıyorsanız yine 10-12 saat ayakta kalıp çalışmak olabilir. Bu şekildeki uygulamalar, yani günlük hayata hızlıca geri dönüş ve o bölgeye tekrar çok yüksek düzeyde stres uygularsanız maalesef ağrılarınız geri gelebilir. Bu söylediğim 3 şeye de dikkat eder. Videoda söylediklerimi ya da bel fıtığı ile ilgili buradan çıkan egzersizleri düzenli bir şekilde uygularsanız gerçekten fıtık ağrısını vücudunuzdan uzaklaştırabilir ve günlük yaşamınıza çok daha konforlu devam edebilirsiniz. Video ile ilgili ya da video dışında herhangi bir probleminiz varsa da Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Instagram'dan bana ulaştırabilir ya da aşağıdan direkt yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.